Değerli basın emekçileri, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı ülkemizin tüm emeğiyle, alın teriyle yaşayan yurttaşlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi geçen hafta burada esas olarak beslenemeyen çocuklardan söz ettik. Yurttaşlarımızın artık taneyle sebze meyve almasından söz ettik. Asgari ücretin birkaç ay içerisinde tuzla buz olmasından bahsettik ve bir hafta sonra tabloya baktığımızda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Olumlu anlamda bir değişiklik olmadığını tabii, yoksa olumsuz gidişat tüm hızıyla devam ediyor. Ve herhalde şöyle başlamak gerekiyor. Memleketi bu AKP saray rejiminden kurtarmadığımız her hafta bu tablo daha da kötüleşmeye, ülke ekonomisi batmaya, insanlar daha zor şartlarda yaşamaya mahkum edildi. O yüzden de bu tabloya dur deme zamanının gelip geçtiğini söylüyoruz ve bu haftaki basın toplantımızda esas olarak yurttaşlarımızla dertleşmek, bunu konuşmak, yani bu tablo nasıl durdurulabilir sorusuna beraber yanıt aramak istiyoruz. Başlarken şunu söyleyeyim. Biz artık memleketin her geçen gün artan sorunlarından, yoksulluktan, açlıktan, sefaletten söz etmekten, bu kürsüde bununla ilgili örnekler vermekten, verileri sıralamaktan gerçekten bıktık. Yani herhangi bir yurttaşla konuşmaya bile gerek yok. Gazete okumaya, televizyon seyretmeye gerek yok. Sosyal medyada bakmaya gerek yok. Sokaklarda yürürken bile ülkenin nasıl yoksullaştığını görebiliyoruz. Bıktık dedik. Ülkeyi bu hale getiren bir iktidar tarafından yönetilmekten, insanlarımızın çaresizliğe mahkum edilmesinden, bu yönetim anlayışından utandığımızı da buna eklemek gerekiyor. Fakat herkes bilsin ki öfkemiz utancımızdan da çok daha büyük. Ve bu öfkemizin bir nedeni var. Temel nedenlerinden bir tanesi şu. İktidar ve iktidarın yandaşları buldukları her fırsatta yoksulluğun kader olduğunu anlatıyorlar. Dünyanın her yerinde böyle ne yapalım, elden ne gelir yalanlarına başvuruyorlar. Ve artık görüyoruz ki bu ülkeyi yönetenler, ben nasıl olsa istediğim gibi yönetebiliyorum, halk da bu rezilliğe, bu sefalete, bu açlığa nasıl olsa alışacak ve böyle devam edip gidecek rahatlığındalar. Alışmayacağız. Alışmayacağız. Halkımızın da aldatılmasına, alıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O yüzden buradan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu yoksulluğu yaşayan, bu sefaleti yüreği kaldırmayan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu yoksulluğun, her gün artan bu yoksulluğun temel bir sebebi var. Biz öyle defalarca kendi aramızda, kürsülerde, televizyon ekranlarında, sosyal medya hesaplarımızda yoksulluk, yoksulluk, yoksulluk dedikçe bu sorun çözülmüyor. Çare, yoksulluğun nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Önce yoksulluğun nedenini doğru biçimde saptamalı ve bu nedeni ortadan kaldırmak üzere harekete geçmeliyiz. Hepimiz biliyoruz, Türkiye aslında zengin bir ülke. Türkiye kaynakları bol bir ülke ve ne mutlu bize ki Türkiye halkı çalışkan insanlardan oluşuyor. Bütün bunlara rağmen zengin, imkanları bol, çalışkan insanlardan oluşan bir ülkede yoksulluğun, yoksullaşmanın artışının temel nedeni şurada duran saraydır. O saraya baktığımızda, sarayın etrafına baktığımızda hepimizin neden yoksullaştığını görüyoruz. Evet, Türkiye'de yoksulluk artıyor. Çünkü bu ülkenin kaynakları, zenginliklerimiz saray ve saray etrafında kümelenmiş bir avuç azgın azınlığa aktarılıyor.
Milyonlarca insan, bizler yoksullaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de bir avuç zengin her geçen gün servetlerine servet katıyor. O yüzden diyoruz ki esas konuşulması gereken şey yoksulluğun nedenleridir. Esas konuşulması gereken haksız yere zenginleşenler, esas konuşulması gereken servetine servet katan saraydakilerdir. Ve onlar yoksul, onlar zenginleştiği için bu ülkede milyonlarca insan yoksullaşıyor. Yoksulluk kadar zenginliği, aşırı zenginliği, haksız zenginliği konuşmak zorundayız. Bakın, ilginç bir şeye dikkat çekmek istiyorum. AKP iktidarı şöyle bir yöntem belirlemiştir. İyi yaptıklarını düşündükleri her şeyde alkışı kendileri için bekliyorlar. Herkes bizi alkışlasın istiyorlar. Ama ne zaman ülkede bir şeylerin kötü gittiğinin üzerine örtemeseler, bu gerçek çıplak biçimde ortaya çıksa hemen suçu başkasına atıyorlar. Ekonomiyi iyi yönettiklerini düşündükleri zaman bu AKP'nin başarısıydı. Ama bugünkü duruma geldiğimizde topu enflasyon canavarına, stokçulara, dış mihraklara atıyorlar. Yani kısacası sevaplar hep onların hanesine, günahlar hep başkalarının hanesine yazılıyor. Peki gerçekten öyle mi diye sormak lazım. Mesela bu ülkenin gencecik evlatlarının bu ülkede yaşama, öğrenim görme, gelecek kurma hayallerini kim batırdı? Bu gençleri sınav stresiyle, geçim derdiyle dolu bir yaşama kim mahkum etti? Bugün evlerde artık tencere kaynamıyorsa, insanlar parası bitmesin diye bazı öğünleri atlayarak besleniyorsa bunun suçlusu kim? Kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesi konumundayken bugün her şeyi dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyorsak bunun suçlusu kim? İnsanlar dışarıda bir pazar kahvaltısı bile yapamaz. Arkadaşlarıyla çay kahve içip sinemaya gidemez hale geldiyse. Büyük müjdelerle açıkladıkları asgari ücret bugün açlık sınırının bile altında kalıyorsa bunun suçlusu kim? İşçisi yoksul, işsizi yoksul, emeklisi yoksul, genci yoksul, kadını yoksul. Soruyoruz, suçlusu kim? Hani hatırlatmak gerekiyor, bu ülkeyi peşkeş çektikleri o yakın dostları Fethullah Gülen darbesi girişimi sonrasında kandırıldık, Allah affetsin, millet affetsin diyorlardı. Şimdi de aynısını bu halka yalan söyleyerek, halkı kandırmaya çalışarak yapıyorlar. Biz bunca paranın, pulun, varlığın, birikimin kimlere aktarıldığını, halk fakirleşirken kimlerin zenginleştiğini gayet iyi biliyoruz. O Madar adalarında, ayakkabı kutularında, spor arabalarda, gemiciklerde sakladığınız milyon dolarları çok iyi biliyoruz. Sattığınız kamu kurumlarından elde ettiğiniz gelirlerle, kamu kaynaklarını peşkeş çekerek bir avuç çeteyi nasıl ülkenin başına bela ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Ama siz de saray ve saray soytarıları, siz de şunu çok iyi bilin. Türkiye'nin bu hale gelmesinin suçlusu kimse, hesabı da o verecek. Bu ülkenin insanlarına yaşattıklarınızın, yoksulluğun, geçim derdinin, sıkıntılarının hesabını mutlaka vereceksiniz. Yok öyle sarayla helalleşmek, geçmişe sünger çekip istediğiniz gibi bir hayat sürmek. Eğer bu ülkenin insanları bir gün eşitlik, özgürlük, refah içerisinde yaşayacaksa bunun yolu birikimlerimizi çalanlarla, gözünü kırpmadan halka yalan söyleyenlerle hesaplaşmaktan geçiyor. İşte biz bunu yapmak için buradayız. Dünyada da, ahirette de iki elimiz yakınızda olacak. Bunu bilmenizi istiyoruz. Şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Türkiye'de milyonlarca insan, halkımız yiyecek ekmek bulamazken halkın parasıyla vur patlasın, çal oynasın iftar yemeği düzenleyenler var ya, işte bizim meselemiz tam da budur. Utanmadan, sıkılmadan bir de çıkıp cevap veriyorlar. Kendilerini eleştirenlere kudursunlar diyorlar. Asıl siz kudurmuşsunuz.
Asıl siz kudurmuşsunuz. O iktidar koltukları gözünüzü kapatmış. Bakın, halkın sesini duymuyorsunuz ya. O milyonlarca insan sokakta ekmek ararken sizin o vur patlasın, çal oynasın iftarlarınızı seyreden milyonlarca insan ne diyor biliyor musunuz? Ben halk adına buradan söyleyeyim. Allah belanızı versin diyor. Gözünüze dizinize dursun diyor. Boğazınızda kalsın diyor. Haram zıkkım olsun diyor. Duymak istediniz bu mu? Halk aynen bunları söylüyor. Değerli yurttaşlar, işte memleketin hali budur. Bir tarafta devleti ele geçirip kendilerini ve yandaşlarını öyle bir eli yağda, bir eli balda bir hayat yaşayanlar ve diğer tarafta onlar öyle yaşadıkları için, onlar haksız, hukuksuz, adil olmayan bir serveti gasp ettikleri için yoksullaşan milyonlarca insan biz varız. İşte bu soygun düzeninden, bu yağma düzeninden, bu talan düzeninden kurtulmadan, bununla hesaplaşmadan, bu düzen sorgulanmadan yoksulluk sorunu çözülemez. Biz herkesten farklı bir şey yapacağız. Burada ilan ediyoruz. Her yerde halkımıza yoksulluk anlatmayacağız. Halk zaten yoksulluk içerisinde. Halk nasıl yaşadığını kendisi biliyor. Bu yoksulluğun nedenini, bu yoksulluğa neden olan zenginleri anlatacağız. Türkiye'de sayısı her geçen gün artan milyonerleri, dünyada en zengin insan listesine giren, bu iktidarın etrafında kümelenen o yalaka patronları anlatacağız ve onlarla hesaplaşacağız. O yüzden Türkiye İşçi Partisi olarak tüm yurttaşlarımızı, halkımızı şu soruyu sormaya çağırıyoruz. Biz niye yoksulluk ya? Çalışıyoruz, didiniyoruz, emek veriyoruz, çaba harcıyoruz. Biz niye yoksullaşıyoruz? Tüm yurttaşlarımız bu soruyu sorsun. İnanıyoruz ki bu soruyu soran herkes yoksullaşmanın nedenini görecek ve bu yoksullaşmayı bize kader diye yutturmaya çalışanlardan hesap soracaklar. Değerli arkadaşlar, somutlaştıralım. Biraz rakam verelim. Hani bu beşli çetenin içinde olduğu enerji şirketleri var. Kastettiğimiz tam olarak bunlar işte. Bakın, memlekette 2021 yılında 4,5 milyonun üzerinde insan, 4,5 milyonun üzerinde insan elektrik ve doğalgaz faturasını ödemediği için elektrikleri kesilmiş, doğalgazları kesilmiş. Ve bu arada bu çeteler devletten 3,6 milyar dolarlık genel aydınlatma ödemesi almışlar. Yani hani evinde elektriği kesilen yurttaş Ayşe teyze, doğalgazı kesilen Ahmet amca, senin elektriğin niye kesiliyor biliyor musun? O emeğinle, alın terinle devlete ödediğin vergi bu çetelere gittiği için senin elektriğin kesiliyor. Doğalgazımız niye kesiliyor biliyor musunuz? Bu halkın tüm kaynakları o çetelere peşkeş çekildiği için, onlar daha fazla para kazansınlar diye bizim elektriğimiz, doğalgazımız kesiliyor. Biz onların hortumunu keseceğiz. Halkın rahatça yaşayabilmesi için, evinde ısınma derdi çekmemesi için, evi aydınlanabilsin diye bu çetelere giden hortumların kesilmesi gerekiyor. Devlet eğer halkın devleti olsa bu genel ödeme denilen kalemi bu fahiş faturaların ortaya çıkmasını engellemek için yurttaşlara destek olarak sunar. Şimdi bakın, iktidara sorsanız size diyecek ki bir müjdemiz var. Türkiye'deki milyonerlerin sayısı artıyor. Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 181.141 kişi daha milyonerler arasına katılmış. Diyoruz ya, zenginler daha zengin oluyor. Parası olanların artık daha çok parası var. Bu iktidar zengin dostu, yoksul düşmanı bir iktidar. Memlekette ne varsa memleketin tepesine çöreklenmiş bir avuç azgın azınlığı beslemek için kullanıyor. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye'de milyonerlerin sayısı artıyor. Ama yoksulluk iki katına çıkmış durumda. Yardıma muhtaç insanlar devletin resmi rakamlarına göre iki katına çıkmış durumda. Bu aradaki bağı özellikle vurgulamak istiyoruz. Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı 2022 yılı programına göre ülke genelinde yardıma muhtaç hale gelen aile sayısı 3.3 milyondan 6.6 milyona çıkmış. Biz söylemiyoruz, devlet söylüyor.
bu ülkede yardıma muhtaç insan sayısı 2 katına çıkmış. Niye? Çünkü milyonerler daha fazla para kazanıyorlar. Doymuyorlar. Geride kalan dönemde yok pandemiydi, yok ekonomik krizdi, yok dünyada ekonomik buhran vardı. Beyefendilerin kasalarına giren para büyümeye devam ediyor. Banka mevduatları büyümeye devam ediyor. Karları büyümeye devam ediyor. Bunun karşısında ne oluyor? İşte dün açıklanan bir araştırmaya göre yurttaşların %50'si geçinebilmek için öğün atlıyor. İnsanlar temel gıdalarından, etten, sütten, sebzeden mahrum hale geliyor. Yani toplumun tüm kaynakları onun üzerine çöken AKP iktidarı, saray rejimi ve bir avuç aşırı zenginin servetini arttırmaya devam ediyor. Özetle şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki nerede bir sosyal adaletsizlik, nerede bir derin yoksulluk varsa orada AKP iktidarının ekonomik tercihlerini beslediği zenginleri, azgın bir azınlığı, işte Cengizleri, Limakları, Beşli Çete'yi görüyoruz. Biz bunu temelden değiştirme iddiasını ortaya koyuyoruz. Altını çizerek söylüyorum değerli yurttaşlar. Türkiye İşçi Partisi zenginliğe karşı değildir. Türkiye İşçi Partisi bir avuç saray şebeğinin zenginleşmesine karşıdır. Bütün halk yoksullaşırken bir avuç saray şebeği zenginleşiyorsa biz buna karşıyız ve tüm toplumun sosyal adaletinin, ekonomik eşitliğinin sağlanmasından, toplumun refahının artmasından yanayız. Biz özetle söyleyeyim, insanların nefes alabileceği bir Türkiye için mücadele ediyoruz ya. Sosyal adaletin ve ekonomik eşitliğin sağlanması için de kısa, orta, uzun vadede kalıcı adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların her birini gerçek kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bencil, açgözlü azınlığın toplumun mutluluğu pahasına cukkaladığı, bizlerden çaldığı o servetlerinden vergilerle, onların halktan çaldıklarını halka geri vermek anlamına gelen kamulaştırma politikalarıyla toplumun hakkını alması gerektiğini savunuyoruz ve alacağız diyoruz. Hiçbir tereddütleri olmasın. Mutlaka alacağız bunları. O yüzden sosyal adaleti eğitimle, sağlıkla, gençlikle ve her sabah yatağından kalkıp işine gidip geçinmeye çalışan yurttaşlarımızla buluşturmak için mücadele ediyoruz ve söz veriyoruz. Bu derin sosyal adaletsizlik, bu derin yoksulluk döngüsü mutlaka ortadan kaldırılacak. Bu kapsamda çok boyutlu çalışmalarımız devam edecek değerli arkadaşlar. Bir tanesi, en önemli problemlerden bir tanesi olduğu için bu hafta meclise sunacağımız bir kanun teklifi. Onu sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Hani çok klişe bir laf var, herkes söylüyor. Türkiye'de işçiler örgütlenmiyor, hakkını aramıyor. Yok arkadaşlar, durum böyle değil. Gerçekten böyle değil. Türkiye'de her gün binlerce, on binlerce işçi arkadaşımız örgütlenmek için bir çaba içerisinde, örgütlenmek için mücadele veriyor. Yıllarca süren mücadeleler veriyorlar. Ama Türkiye'de sendikacılık kanunu devlet tarafından, patronlar tarafından öyle bir kullanılıyor ki bu engellemelere takılıyorlar. O yüzden biz Türkiye İşçi Partisi olarak işçi sınıfının örgütlenme özgürlüğünü kullanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması çabasıyla bir kanun teklifi hazırladık. 12 Eylül rejiminin ülkeye armağanı olan bu mevcut kanunun en büyük amacı işçinin örgütlenmesini, hak aramasını engellemektir. Bunu yıkmamız, bu barajı paramparça etmemiz gerekiyor. Teklifimiz özellikle yetki başvuruları sırasında patronların ayak oyunlarını ortadan kaldıracak düzenlemeler içeriyor. Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkının kullanılmasını fiilen imkansız hale getiren uygulamaların önüne geçmeyi ve gerçekten yetki engellerini kaldıracak, sendikalaşmanın önünü açacak çok net, çok sarih bir kanun teklifini, 5 maddeden oluşan bir kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Çünkü değerli arkadaşlar, temel mesele şu, bakın dünyadaki bütün, sadece ülkemizde değil, dünyadaki bütün istatistikler bize şunu gösteriyor. İşçi sınıfı örgütlendikçe işçilerin ücretleri artıyor. İşçi sınıfı örgütlendikçe çalışma koşulları düzeliyor. İşçi sınıfı örgütlendikçe toplumun refah düzeyi artıyor. İşçi sınıfı örgütlendikçe halkın tüm kesimleri açısından hayat
en azından yaşanabilir hale geliyor. Ve biliyoruz ki bu iktidarın en büyük korkusu karşısındaki milyonlarca işçinin örgütlenmesi. O yüzden temel mesele bize göre budur. İşçi sınıfının hayatın her alanındaki örgütlülüğünü olabildiğince geliştirmek için bir taraftan fiili bir mücadele sürdürürken bir taraftan da bunun önündeki yasal engellerin ortadan kaldırılması için mücadele edeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar biz açık söylüyorum seçimleri beklemeye lüksü olmayan yoksulların partisiyiz. Seçimleri beklemeye lüksü olmayan gençlerin, kadınların, onların sözcüsü Türkiye İşçi Partisi. O yüzden mesele sadece seçimden seçime 5 yılda bir gidip oy kullanmaktan ibaret değil. Böyle baktığımız için zaten bu yoksulluğa bizi alıştırıyorlar. Fakat esas mesele tüm halkın örgütlü bir biçimde harekete geçmesidir. Bu vesileyle Türkiye İşçi Partisi'nin tüm yurtta 1 Mayıs çalışmalarına başladığını da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 1 Mayıs bu halkın yoksulluğa alışmayacağını, bu düzeni kabullenmeyeceğini, her hal ve şartta örgütlü gücüyle bu toplumu dönüştürecek, bu ülkeyi dönüştürecek, bu iktidara son verecek bir mücadelede daha kararlı bir biçimde yerini alacağını hep birlikte aykıracağımız bir gün olacak. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için, asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca insanın bu mahkumiyet zincirlerini kırıp atma iradesini gösterebilmek için, memleketin geleceğinde örgütlü işçilerin, örgütlü halkın belirleyici bir yeri olacağını tüm topluma gösterebilmek için var gücümüzle 1 Mayıs çalışmalarına başladık. Ülkenin dört bir yanında tüm emek güçleriyle, tüm özgürlük güçleriyle birlikte 1 Mayıs'larda en güçlü şekilde halkın bastırılmak istenen sesini haykırmak üzere buluşacağız. Değerli arkadaşlar aslında belki de basın toplantısını burada bitirmem gerekiyordu ama birisi var yani bomboş gözlerle bakan, sürekli bizi gözlerine bakmaya çağıran ama bomboş bakan birisi yine bir sürü ilginç laf etmiş. Yani sadece yurttaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum. Şimdi şu lafı herhalde herkes izlemiştir. 10 Nisan günü diyor ki Sayın Bakan Nebati, Aralık'tan itibaren enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Şimdi çok basit bir şey yaptık. Daha önce ne demiş bu Sayın Bakan? Şöyle bir kronolojik olarak yurttaşların dikkatine sunalım. Hatırlayacaksınız Aralık 2021'de göreve başladı. Herhalde ilk açıklamalarından bir tanesi 9 Aralık günü. Enflasyonu düşük seviyelere indireceğiz. Aynı kişi söylüyor arkadaşlar. Bakın bu biraz sonra okuyacağım cümlelerin hepsini aynı kişi söylüyor. 9 Aralık günü enflasyonu düşük seviyelere indireceğiz. İşte kısa sürede yapısal tedbirler hayata geçecek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz diyor. 5 gün sonra 14 Aralık'ta net tarih vermiş. Ocak'ta pik yapar, 2023'te tek hanelere iner. Bir ay sonra Şubat'ta Nisan'da zirve yapar ama %50'yi geçmez. Bir ay sonra Mart'ta takılıp kalmayın ya sonuçta kadar sürmez. Şimdi Nisan'da da Aralık'a kadar sürecek. Yani arkadaş yani her ay çıkıyorsun bir açıklama yapıyorsun. Her ay başka bir yalan söylüyorsun ya. Hangi sözüne inanacağız biz senin? Ya bakın değerli arkadaşlar çok basit yani gazetelerde yaptığım ufak bir tarama. Ya insan bu kadar mı basit yalanlar söyler? Şimdi neyse uzatmayalım. Aralıktan itibaren hep beraber görecek miyiz? Vallahi biz sizi Aralık'ta görecek miyiz onu merak ediyoruz Sayın Bakan. Yani bana sorarsanız Aralık'ta enflasyonun ne olacağını düşüneceğinizi Berat Albayrak'ın nerede olduğunu düşünün. Lütfü Elvan'ın nerede olduğunu düşünün. Belki kendinize de bir yer bulursunuz. Ya bırakın böyle saçma sapan cümleler kurmayı. Kendiniz için hazır suyunuz ısınmaya başlamışken erken bir çıkış yolu bulsanız hayırlı olur. Son olarak da değerli arkadaşlar gerçekten hani utancın fotoğrafı diyebiliriz. Hani AKP memlekette hani hiçbir şey yapmıyor. Yapıyor. Ülkeyi çöp zengini yaptı mesela. Gerçekten iktidarın hani bu başarı Türkiye'de 100 yıla yaklaşan Cumhuriyet tarihimizde hiç kimseye nasip olmamıştı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Memleketi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdiler. Şimdi ilginç duyumlar var. Onları paylaşmak istiyoruz. Yine bu çetelerle ilgili. Bir tanesi burada kazandığı ihalelerle Londra'da
ev değil, yalı değil, sokak satın almış kendisine. Yani bunu paylaşalım. Bir tanesi herhalde biz iktidara gelince el koyacağız, hesap soracağız diye buradaki enerji şirketini İngiltere'de kurduğu yine kendi enerji şirketine sattı. Yani bu ülkenin kaynaklarını İngiltere'ye doğru uçuruyorlar. Peki ülkenin kaynaklarını alıyorlar, İngiltere'ye doğru uçuruyorlar. İngiltere'den bize ne getiriyorlar? Çöp. Gelen çöp güya geri dönüştürülecek. Petrokimya ithalatımızı azaltacak falan böyle şeyler anlatıyorlar. Bize çok açık söylüyorum arkadaşlar. Çöpün bile çöpü geliyor ya. Çöpün bile çöpünü getiriyorlar bu memlekete. %97'si dönüştürülemeyecek kadar kötü, en kötü çöp. Yani her gün 250 kamyon ortalama çöp gelen bir ülke haline geldik. Son 4 yılda Türkiye'ye gelen çöp miktarı neredeyse 200 kat artmış durumda. Gerçekten hani klasik kavramlarla konuşsak emperyalist bir ülke sömürgesinde bile bunu yapmaz yani, bunu layık görmez. Muhtemelen zaten onlar yapmıyor, bizimkiler gönüllü olarak bunu istiyorlar. Dünyanın en çok çöp ithal eden birinci ülkesi olmuşuz. Hayırlı olsun. Dünya çapında bir başarıya AKP iktidarı imza attı. Dünyanın en çok çöp ithal eden ülkesi haline getirdiler ülkemizi. Peki bu çöpler ne oluyor? Bakın bu gerçekten tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Bu çöpler ne oluyor? Dönüşüm fabrikasında yangın diye sık sık haberler görüyoruz değil mi? 2021 yılında 100'ü aşkın fabrika yanmış arkadaşlar. Aslında bunlar fabrika falan değil, iddia ediyoruz. Bunlar fabrika falan değil. Bunlar depolara yığılan çöpler. Konacak yer kalmayınca nedense hep geceleri ve kimse yokken çıkan yangınlarla ortadan kaldırıyor. Yani çöpü getiriyorlar memlekete. Bir de biz İngiliz'in çöpünün kimyasalını da kokluyoruz. En çok yaygın da İstanbul'da ve Adana'da çıkıyor. Adana'nın taşı, toprağı bu çöplerle dolu. Yani özetle söyleyeceğimiz şey şu arkadaşlar. Artık şu karşıtlık gün gibi ortada. Bunlar ülkeyi çöpe döndürdüler. Biz bunları göndereceğiz. Başka çaremiz yok. Yani eğer biz bunları çöpe atmazsak bunlar ülkemizi çöpe çevirecekler. Dolayısıyla ülkemizin temiz kalabilmesi için, havamızın, suyumuzun temiz kalabilmesi için, üstüne tasarruf edebilmek için yapılacak şey bu iktidarı tarihin çöplüğüne atmaktır diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum basın açıklamamıza katıldığınız için. Verimli bir çalışma haftası diliyorum. Kolay gelsin.